Esnafın durumu ne? Değerli izleyenler, bildiğiniz üzere devamlı olarak halkın yaşadığı ekonomik zorlukları ve sıkıntıları konuşuyoruz. Fakat esnaflara pek de değinilmiyor. Biz de bugün Nil RTV ekibi olarak Alanya Sokağı'nda esnafın durumunu sorduk. Efendim merhabalar. Merhaba. Esnafsınız. Esnafız. Efendim esnafın ekonomik durumu nasıl? Esnaf ayvayı yemiş, birazdan da arpa yeriz. İkisi bir arada gidiyor işte. Neden böyle efendim? Neden böyle? Sürekli zam geliyor. Enflasyona arttıkça malların ürünler de zam üstüne zam yiyor. Milletin alım gücü zayıflıyor. Alamayınca da ne oluyor? Esnafın işi kötü oluyor. Efendim hep halkın kira durumlarını konuşuyoruz aslında. Kiralardan büyük şikayetler var. Esnaflar için bu durum nasıl? Kira %1000 artış sağlıyorlar. Esnaf da kiranın altında eziliyor. Çoğu devreni sattık çıkarttılar. Kiralar pahalı. Pahalı, evet. Efendim peki alışverişler, müşterilerinizin yaptığı alışverişler genellikle nakit mi kredi kartı mı oluyor? Kredi kartı. Nakit kimde kaldı ki? Neden böyle peki? Neden böyle? Ceplerinde para yok. Bankadan banka kredi kartları. Kredi kartları çekmezse B banka, C banka, D banka. Son kuruşuna kadar adamlar bir sakız alıyor, 2 TL ona bilene kart ödüyorlar. Yani halkımızın geldiği durum bu. Siz stoğa yeterince mal çekebiliyor musunuz? Ne stoğa çeksen ne olacak satamadıktan sonra, tüketim olmadıktan sonra? Vallahi esnafın durumu, kendi durumumuzu sorarsan bizim müşterilerimizin %80'i emekli ve memur kesim, benim müşterim ve esnaf. Onlara hitap eden bir balıkçıyım ben. Memur ve emekli de para olursa bize yansıyor. Maalesef ekonomik şartlar ortada. Malum her gün bir şeye zam geliyor. Bir fiyat her gün yerinde durmuyor. Yağ almaya gidiyorsun 110 lira, 150 lira olan yağ, ertesi gün gidiyorsun bakıyorsun 170 lira olmuş. Yani bir gün bir şey yerinde durmuyor. Onun eksiklerini, sıkıntılarını yaşıyoruz maalesef. Ekonomi herkes yaşıyor. Biz de etkileniyoruz tabii. Kazanamayınca ne oluyor? Biz de yemeğe vereceğimiz elemanımıza istediğimiz yemeği veremiyoruz. Kiralarımızı ödemekte zorlanıyoruz. Elektrik suyumuzu ödemekte zorlanıyoruz. Bu da etkileniyoruz tabii. Ayakkabı tamircilerinin durumu nedir? Vallahi genel olarak hepsinin durumu, ayakkabılar pahalandığı için yine durumlar iyi oluyor. Herkes tamire yöneldiği için bizim işimiz otomatikmen yükseliyor yani. Yani dediğim gibi ayakkabılar hep pahalı olduğu sürece yükselmeye devam edeceğiz. Şartlar bu şekilde yani. Herkes tamire. Kira durumları nasıl peki? Kira durumları biraz yüksek tabii ki. Yani genel olarak yüksek. Kira sahipleri, dükkan sahiplerinin gözleri doymuyor maşallah. Ne iş yapıyorsunuz tam olarak? Bilgisayar teknik servis ve bilgisayar satışla ilgili ürünlerimiz var. Esnafın durumu nasıl peki? Yani şu an piyasa o kadar durgun ki, hani bir de ekonomik istikrarsızlık var yani şu an. Şöyle söyleyelim, bir gün aldığımız bir günü tutmuyor. Mesela örnek veriyorum, 4 ay önce aldığımız bilgisayar hard disklerini biliyorsunuz. Mesela 300-400 liraydı şu an yani 1000 lira 2000 lira bandlarına gelmiş durumda yani. En düşük maliyetlerden bahsediyoruz yani. Kiralar yani yine istikrarsız olduğu için 6000 liraya 5000 liraya rahatça yani böyle cadde üzerinde olduğunuz bir yerlerde şu an 15 bin liradan aşağı bir kira ödeyemiyorsunuz. O kadar zor bir dönemden geçiyoruz ki inşallah yani bu düzelir yani. Umut ediyoruz. Efendim peki alışverişlerinizi genelde vatandaşlar kredi kartıyla mı yapıyor, nakitle mi? Yani artık nakit olayı kalkmış gibi görünüyor şu an yani. Herkeste kredi kartı var. Yani üstüne bir depoz komisyon oranları önceden mesela 0.99'du. Çok değil, bir sene öncesinden bahsediyorum. 0.99 bir depoz komisyonu vardı. Şu an %4'e yükselmiş vaziyette. Yani bu ne demek? Ayrıyeten de banka giderimiz de yükseliyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Neden nakit olayı kalkmış olabilir sizce? İnsanlar neden nakit kullanamıyorlar? Mecburiyet yani, adamlar sonuçta yani kredi kartına bağımlı bir millet haline geldik, öyle söyleyelim. Yani çünkü istikrarsızlıktan dolayı yani ekonomik daralmadan dolayı herkes borçlanıyor. İstemese de borçlanıyor bu adam yani. Efendim peki vergiler hakkında neler söylersiniz bize? Şu an yüksek bir vergi olayı var yani. Yani %18'lerden 20'ye çıktı. Örnek veriyorum, bazı vergilerimiz %8'lerden yine %10'lara çıktı. O şekilde söylüyorum. Ya bunlar küçük rakamlar olarak görünüyor ama bunu aya vurduğunuzda çok yüksek rakamlar çıkıyor.
Yani esnafın durumu genel olarak değerlendirmek olursa biraz piyasa durgun. Ama biz küçük esnaf olduğumuz için bizde böyle bir sıkıntımız yok. Yani sonuçta ben bir el sanatlarıyla uğraşan bir iş yeriyim. Ya ama bugün dışarıda ticaretle uğraşan esnaf arkadaşlarımız var. Yani kira olayları çok yüksek, meblağlar çok yüksek. Yani o şekilde yani biz dediğim gibi küçük esnaf olduğumuz için çok fazla şey yapmıyoruz yani böyle. Bize yansımıyor işsizlik. Yani insanlar bir şekilde ayakkabılarının bakımını, onarımını yaptırıp kazandırıp tekrardan kullanıma hazır vaziyete getiriyoruz yani. Ben de kira durumunu soracaktım. Siz değildiniz. Kiralarda durumlar ne? Yani kiralar burada 8 bin, 7 bin, 10 bin TL arası değişebiliyor. Yani burada 10 binden 15 bin, 20 bin TL'ye kadar uzanan kiralar var. Kiralardan yana gerçekten biz esnaflar zor durumlar yaşıyoruz yani. Yüksek. Ay sonu zor getiriyoruz yani. Aslında hep halkın kira sorunlarına değiniyoruz ki o da çok önemli bir sorun ama esnaflar bu konuda biraz unutuluyor sanki. Pek değinilmiyor esnafların kira sorunları. Vallahi kiralar bayağı gerçekten yani elektrik, su, ondan sonra yanımızda çalışan elemanların yemek masrafı, işte ay sonunu el elde baş başa getiriyoruz. Yani küçük esnaf olduğumuz halde el elde baş başa getiriyoruz yani gerçekten. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür ama hani çok şükür kelimesi ağzımıza gerçekten de hani alışkanlık olmuş bir şey bu. Yine de hamdolsun beterin beteri var diyorlar ya abi. Bizimki de bu mesele. Küçük esnafız zaten. İşler yok. Gerçekten eskisi gibi hiçbir şeyin tadı tuzu yok yani. Sizden önce de bazı küçük esnaflarla konuştuk. Onlar küçük esnaf için çok büyük problemler yok diyor. Şöyle onların mesela bizimki gibi olmayabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl? Bakkaldır. Örnek veriyorum sana markettir, gıdadır. Bu sektörler çok farklı. Ben mesela tantuni yapıyorum. Ama burada mesela baktığın zaman müşteri gelecek ki ben bunu satabileyim. Ya da ben kazanabileyim. Yanındaki çalışan adama parasını verebileyim. Evinin geçimini sağlayabilmesi için. Bugün o hale gelmişiz ki abi. Şimdi diyeceksin ki halimizde ne var? Gerçekten halimizde tamam çok şükür. Beterin beteri var diyoruz ama biz daha önce asgari ücret 2,5 milyarken, 2 bin lirayken daha güzel geçiniyorduk abi. Bugün sen asgari ücretin 50 bin lira olması lazım ki ne? Bir evin geçinebilmesi için. Bugün 18 milyar asgari ücret örnek veriyorum abi. Üst kat kiralık 18 milyar yazmış aylık. Yani aldığı maaşı oraya mı versin? Onu demek istiyorum abi. Hayat o kadar çok zor ki abi. Esnaflara da baktığın zaman abi küçük esnaf. Evet doğru söylüyorsun ama bazı şeylerde kısıtlıyordur. Kendi masrafı yoktur, elemanı masrafı yoktur, kirası yoktur abi. Anlatabiliyor muyum? Yani ona nispeten belki öyle söylemiş olabilir ama biz kendi adımıza konuştuğumuz zaman abi et olmuş 400'den 450 lira, 500 lira. Tavuk olmuş zaten abi. Adama soruyorlar mesela sokak röportajında. En son ne zaman et yedin? Adam ağlıyor. Onu bana sorma diyor. Yani daha ne olabilir ki abi? Siz kendiniz yiyebiliyor musunuz sattığınız eti? Ben yiyebiliyorum abi çok şükür. Hamdolsun. Dükkan sahibi olmak gerçekten farklı bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? İşçi çalıştırmak çok farklı bir şeydir abi. Ek iş dediğimiz abi bugün yanlış anlama 12 saat, 13 saat çalışma saatlerimiz var. Bugün Avrupa'ya baktığın zaman Almanya gibi bir ülke abi. Ekonomiksel anlamda bizden kat kat üstünler. Adam bugün 4 saate insanlarımızı nasıl çalıştırabiliriz diye düşünüyorlar. Bizimkiler hani biz ne kadar daha çok çalıştırabiliriz düşüncesindeler. Yani gidişat iyi mi, kötü mü onu düşünemiyoruz abi ya. Efendim peki manavların durumu nasıl? Yani şu an yakıttan dolayı nakliye ücretleri pahalı, işçiler maaşı yüksek. Onun dışında ham madde, poşet, ham madde sıkıntısı poşet fiyatları yüksek. Komisyon post oranları yüksek, kredi kartı kullanımı çok fazla arttı. Yani çok düşük miktarda kredi kartı çekiyoruz. Kira durumları nasıl peki? Kira durumları bizimki mülkümüz ama yani şu an kira ödüyor gibi bankaya kira ödüyoruz öyle diyeyim yani. Komisyon oranlarından dolayı. Genel bakarsak kiralar çok yüksek şu an. Yani esnaf çok zor durumda şu an esnaf.